Sevgili yol arkadaşlarım, biliyorsunuz bu süreçte koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kalıyoruz. Ben de zaman zaman sosyal medyadan olsun, telefonla olsun, mesajlarımızla olsun sesimi duyurmaya çalışıyorum. Bu süreçte büyüklerimizi arıyorum, bir ihtiyaçları olup olmadığını sormaya çalışıyorum. Buradan ulaşamadığım bütün büyüklerime sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Her zaman için bir ihtiyaçları olduğunda elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince bu zor zamanda, bu süreçte yanlarında olmaya devam edeceğiz. Evet, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan evlerde kalın çağrısına devam ediyor. Biz de şunu söylüyoruz, tıpkı Genel Başkanımızın söylediği gibi evlerde kalmak değil, evde tutmak önemli. Çünkü insanlar aş istiyorlar, insanlar kiralarını, faturalarını ödeme derdindeler, evlerini geçindirme derdindeler. Bu evlerinde kalma süreçlerinde ne yiyip içeceklerini, evin geçimlerini nasıl sağlayacaklarını düşünüyorlar. Herkesin düzenli bir geliri yok ya da çalışmadan yaşayabileceği uzun bir süre yok. Kenarda köşede birikmiş parası yok. Birçok yurttaşımız ücretsiz izne çıkarılmış durumda. Bazı yurttaşlarımız işten çıkarılıyor ve yine daha önce de belirttiğim gibi işten çıkarmaların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü virüs salgını ülkemizi inanılmaz derecede etkiliyor. İş yerleri tek tek kapanıyor. Zaten olası bir ekonomik krizden dolayı, olası bir salgında zar zor ayakta durabilecek olan birçok işletme de maalesef şu an ayakta duramaz hale gelmiş durumda. Bu salgın süresince ne yazık ki işçilerimiz, memurlarımız, esnaflarımız, emeklilerimiz ve çiftçilerimiz geçim sıkıntısını yoğun bir şekilde hissediyorlar. Yoksul ailelerimiz buna keza. Biz şunu söylüyoruz, en başından beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim vaadinde yer alan yoksul ailelere aile sigortasının bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Yine Et ve Süt Kurumu'nun depolarında bulunan etler var. Bu etlerin de sosyal devlet olmanın gereği olarak yoksul ailelere bir an önce dağıtılması gerekiyor. İnsanlar en azından şu virüs salgını döneminde yoksul aileler sağlıklı bir şekilde düzenli ve dengeli beslenebilsinler. Et ve süt ürünlerinde, süt ve süt ürünlerinde KDV'nin sıfırlanması gerekiyor. İnsanlar bu zor zamanlarda temizlik maddelerine, gıda maddelerine daha çok KDV ödememeliler ki özellikle bu süreçte hijyeni sağlama açısından temizlik maddelerinin ve düzenli ve dengeli beslenme sağlaması açısından da gıda. Dolayısıyla bu süreçte mutlaka et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerinde ve temizlik maddelerinde KDV'nin sıfırlanmasını istiyoruz. Evde kalanların geçimlerini sağlayacak ekonomik önlemler alınmalı bir an önce. Evet, evlerde kalmalıyız ama kıt kanaat geçinen insanlar devlet yardımı olmadan nasıl geçinecekler? Buna el atılması gerekiyor. Devletin babalığını aslında bugünlerde göstermesi gerekiyor. AKP'nin bugünlerde gereğini yapması gerekiyor. Neden? Çünkü ülkemizde 9 milyon mülteci var. Bunun 5 milyonunu Suriyeliler teşkil ediyor. İlimizde de çok sayıda Suriyeli mülteciyle karşılaşıyoruz. Yıllardır burada yaşıyorlar ve çok da maddi sıkıntı çekmeden rahat bir şekilde yaşıyorlar. Biz diyoruz ki yıllardır bu 5 milyon mülteciye bakan, 5 milyon Suriyeli mülteciye bakan, toplamında 9 milyon mülteciye ev sahipliği yapan AKP birkaç aylık bir salgın döneminde işsiz vatandaşlarına, yoksul vatandaşlarına, ücretsiz izne çıkan işçilerine, ikinci gelirini kaybetmek zorunda kalmış emeklilerimize el uzatsın, onlara destek sağlasın, onlara maddi yardımda bulunsun. İş yerleri kapandığı için mağdur olan esnaflarımız var. Bunların elinden tutsun. İşinden olduğu için açlığa mahkum olan vatandaşlarımız var. Bunlara lütfen destek sağlasın. Bunlar devletten yardım bekliyorlar. Bir an önce bu yardımların bu vatandaşlarımıza yapılması şart. Belçika mesela esnafına bir aylık, bir kerelik 4000 euro veriyor.
Kanada yine koronavirüs salgını boyunca 4 aylık sürede ihtiyaç sahiplerine, virüsten etkilenenlere 2000 dolar veriyor. Almanya esnafına 3 aylık 9000 euro veriyor. Peki biz ne yapıyoruz? Cumhurbaşkanı çıkıyor, bize bol bol dua etmemizi, evlerde kendi karantinamızı yaratmamızı, kendi o halimizi ilan etmemizi tembihte bulunuyor. Biz diyoruz ki biz dua ediyoruz, edeceğiz. Çok şükür hepimiz inançlı insanlarız. Bu ayrı bir şey. Ama lütfen siz de devleti yöneten sıfatıyla gereğini yapın, vatandaşlara el uzatın, devlet babalığını burada göstersin ve gerçekten açlığa mahkum olmuş, işinden aşından edilmiş yoksul vatandaşlarımıza, işsiz vatandaşlarımıza, kepenklerini kapatmak zorunda kalmış esnaflarımıza lütfen el uzatın. Geçici işçilerimiz var. Bunlarla görüşüyoruz zaman zaman. Bunlar belirli sürelerde çalışıp belli sürelerde işinden olan insanlar. Geçici işçilerimiz de bu virüs salgını döneminde etkilenecekler. Lütfen onların da sesini duyun. Onların çalışmadığı dönemlerde de lütfen ücretlerini ödeyin. Ücretli öğretmenlerin yine tatil döneminde ücretlerini alamayacaklarını belirttiler. Onlara lütfen ücretleri verilsin. Yine başka bir facia daha var. Aile hekimleri koronavirüsten dolayı karantinaya alınırlarsa ya da bu koronavirüse yakalanırlarsa görevlerini yapamadıkları dönemde maaş almayacaklar. Maaşları kesintiye uğrayacak. Allah aşkına ya, siz hem diyorsunuz sağlık çalışanlarının hakkını ödeyemeyiz, hem de o sağlık çalışanları sağlığından olduğunda, mesleğini ifa ederken kaptığı hastalıkta onların parasını vermiyorsunuz. Ne yapacak bu insanlar? Nasıl geçinecekler? Böyle bir şey olamaz ya. Kendi söylediklerinizle zıtlaşıyorsunuz adeta. Yine hastane, yemekhane çalışanları bize ulaştı. Onlar da sürekli işçi kadrosuna dahil edilmek istiyorlar. Sağlık Bakanı 32 bin sağlık personeli alınacağını duyurdu. Alınacak 32 bin sağlık personelinin de liyakat esasına göre alınması gerekiyor. Bu süreçte sağlık personellerine gerçekten çok ihtiyacımız var. Onların hakkını ödeyemeyiz. Onlar canla başla mücadele ediyorlar. Ama alınacak olan sağlık personelinin de AKP il başkanlıklarından ya da AKP vekillerinin referansıyla değil, gerçekten liyakatla bu işe ihtiyacı olanların arasından ve bu işi yapabilecek olanların arasından, işte puan sistemine göre veya tecrübeye göre, buna göre alınmasını istiyoruz. Liyakat şart diyoruz. Ve yine başka bir şey daha var. Kanal İstanbul. Bakın, buna biz karşı çıkıyoruz. Suya bu kadar ihtiyacımız olduğu bir dönemde su havzalarını böyle bir proje için harcamayın diyoruz. Yine paraya bu kadar ihtiyacımız olduğu bir dönem, vatandaşlarımızın neredeyse açlığa, işsizliğe mahkum olduğu, evlerinde kalmak zorunda olduğu bir dönemde geçimlerini nasıl sağlayacaklarını insanlar kara kara düşünürken, Kanal İstanbul projesine sadece 2020 yılında 8 milyar lira ayrılmış. Bakın, bu 8 milyar lirayla ne yapılabilir? 8 milyon yoksul aileye biner liralık yardım dağıtılabilir. 6,5 milyon işsizimize yardımda bulunulabilir, işsizlik yardımında. 1,5 milyon hemşire istihdamı sağlanabilir, sağlık çalışanı istihdamı. 26 milyon aileye hijyen ve kumanya paketi verilebilir. 15 milyon ailenin bir aylık elektrik, su ve doğalgaz faturası ödenebilir. 200 tane 100 yataklı hastane yapılabilir. Yani birçok yerde halkın ihtiyacı için kullanılabilir bir para bu. Ama bu parayı götürüp Kanal İstanbul projesine insanlar canlarıyla uğraşırken, sağlıklarıyla uğraşırken bu parayı götürdüler. Kanal İstanbul projesi için ayrıldılar. Vatandaşa da evde kal diyorlar. İyi de vatandaş İş ve aşk güvencesi olmadan ayın sonunu nasıl getireceğim diye evde nasıl kalacak? Bunu hiçbir şekilde düşünmüyorlar ve bizim çağrılarımıza da kulak vermiyorlar. Evet, yanında bir dezenfektan var, kolonya var. Bunlarla bir şekilde kendimizi korumaya çalışıyoruz. Bu virüse karşı her ne kadar evde olsak da sonuçta zaman zaman dışarıyla da temasta bulunmak zorunda kalabiliyoruz. Bunda da işte esas ana maddesi etil alkol olan kolonya ve dezenfektan önemli bir
işlev sağlıyor. Biz hatırlarsanız 2018 yılında çok mücadele etmiştik şeker fabrikaları satılmasın diye. Şeker fabrikaları sadece şeker üretimi için ya da sadece küspe üretimi için önemli bir yer teşkil etmiyordu. Çok geniş bir alan için gerekliydi bu şeker fabrikaları. İşte bugün bu şeker fabrikalarının satışının özelleştirilmesinin ne kadar yanlış olduğunu bir kere daha anlamış olduk. Çünkü şeker pancarından elde edilen melastan bugün etil alkol elde ediliyor. Ve biz bu sattığımız, özelleştirdiğimiz şeker fabrikalarında artık bu etil alkolü üretemiyoruz. Dolayısıyla şeker fabrikalarının ne kadar hayati bir önem taşıdığını, o günkü sloganımızla şeker vatandır, satılmaz dediğimizin ne kadar doğru olduğunu anlamış durumdayız ülkece. Etil alkol kolonyada, ilaç sanayinde, PVC'de, silah yapımında birçok alanda kullanılıyor. Hayati bir öneme sahip bir madde ve bu sadece şeker pancarından üretilen melastan elde ediliyor. İşte burada da şeker fabrikalarının önemi bir kez daha anlaşılmış oluyor. Uluslararası pazardan, çünkü uluslararası pazardan etil alkolün temini çok mümkün olmuyor ve de temin etseniz de çok pahalıya geliyor. Oysa ki biz bunu kendi ülkemizde çok daha düşük bir maliyetle üretebiliyorduk. İşte AKP'nin yanlışlarından biri. Yine bugün bir takım pancar üreticileri bana ulaştılar. Çeşitli bölgelerden, işte Emirdağ'dan, Sandıklı'dan, Şuhut'tan. Şunu söylediler, devlette kalan şeker fabrikalarında, yani özelleştirilmeyen Türk şekere ait fabrikalarda şeker pancarı üreticilerine avans ödeniyormuş. Ancak özelleştirilen fabrikalarda avans yok. Çiftçi zaten çok zorda, üretim yapamaz hale gelmiş. Virüs salgını nedeniyle zaten olumsuz olarak etkilenmiş. Bir de özelleştirilen şeker fabrikalarında avanslarının ödenmemesi yüzünden bir darbe daha alacaklar. Özelleştirme yaparken bunun üzerinde özellikle durmuştuk. Yanlış demiştik. Bu üretimden kopartır çiftçiyi. Yapmayın dedik. İşte yine haklı olduğumuz noktalardan birisi daha hayata geçti. Neden? Çünkü şeker fabrikası satıldıktan sonra, özelleştikten sonra ne yazık ki pancar üreticilerinin, özellikle kendi bölgem için konuşuyorum, Afyon'daki pancar üreticisinin yüzü gülmedi. Orada nakliye kuyruğunda bekleyenler, pancarlarını satamayanlar, yol kenarına, tarlalarına dökenler, bugün avanslarını alamayanlar ve fire olarak çok yüksek firelerle maliyetlerini kurtaramaz hale gelen pancar üreticileri, kota cezalarına maruz kalanlar ne yazık ki üretimden kopma noktasına geldiler. Bunun yanlışlığı bir kere daha anlaşılmış oldu. Evet, şeker fabrikaları çok önemliydi. Pancar üreticisi için önemliydi. Şeker üretimi için önemliydi. Ülkeyi NBŞ'ye teslim etmemek için sağlık açısından önemliydi. Küspe için önemliydi. Hayvanlarımıza yem sağlıyordu. Bugün dezenfektanların, kolonyanın ham maddesi olan etil alkol üretimini orada çok düşük bir maliyetle çıkarıyorduk. Yarın belki o kolonyaya ve dezenfektana bile hasret kalacağız. Çünkü dediğim gibi uluslararası pazardan temini çok zor olan bir madde etil alkol ve bize çok pahalıya geliyor yurt dışından. Oysa biz bunu şeker fabrikalarımızda kendimiz elde edebiliyorduk. Bir başka konu daha var. Onu da bahsetmeden geçemeyeceğim. Evet, bir yardım kampanyası başlatıldı. Ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkıp bir IBAN numarası paylaştı. Ve bizlerden de bu yardım kampanyasına destek vermemizi istedi. Şimdi ben önce şunu söylüyorum. Bugüne kadar TÜGVA'ya, ENSAR'a vermiş olduğunuz paraları önce bir geri alın. Vatandaşa aktarın onları. Ayrıca 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için toplamış olduğunuz 310 milyonun akıbetini çıkıp bir açıklayın. 310 milyonun önce bir hesabını verin. Size güvenmiyorum. Onun için ben paramı size bağışlamıyorum. Şimdi buradan bütün hemşerilerime sesleniyorum. Özellikle Afyon çevresinden bizi izleyenlere.
Bizim yerel yardım derneklerimiz var. Ben şahsen bağışımı Afyon Karahisar Gönül Köprüsü Sosyal Dayanışma Derneği'ne ve Afyon Yarım Elma Derneği'ne bağışta bulunacağım. Afyon Yarım Elma Derneği ve Afyon Karahisar Gönül Köprüsü Sosyal Dayanışma Derneği'nin Afyon Karahisar'da ihtiyaç sahibi ailelere benim bağışımı ulaştıracağına inandığım için ben bu yardım kuruluşlarına vereceğim. Ben Cumhurbaşkanı'nın paylaşmış olduğu IBAN numarasına bir kuruş bağışlamayacağım. Çünkü onlara güvenmiyorum. Bugüne kadar 15 Temmuz şehit ve gazilerinin parasının hesabını veremeyenlerin benim paramı nereye götüreceklerini bilemediğim için ben onlara bağışta bulunmayacağım değerli yol arkadaşlarım. Ve size de bu konuda gerekli uyarıda bulunma gereği hissettim kendimce. Ayrıca bugüne kadar almış oldukları Ensar ve TÜGVA gibi vermiş oldukları Ensar ve TÜGVA vakıflarındaki paraları da bir geri alıp vatandaşa dağıtsınlar, ihtiyaç sahiplerine versinler diyorum. Yine çiftçilerimizle ilgili birkaç önerim var. Özellikle bu dönem çok sayıda çiftçimiz arıyor. Biz ne yapacağız diyor. Esnafımız arıyor. Esnaflarımız maalesef kredi borçlarının ertelendiğini ama bu ertelemenin yapılırken kendilerinden faiz istendiğini söylüyorlar. Ne anlamı kaldı bunun? Yani sen kredi borcunu erteliyorsun ama kredi borcunu ertelerken faiz işletiyorsun. Bunun hiçbir anlamı kalmıyor. Kredi sicil affı meclise hala gelmedi. Bu hafta meclis çalışıyor. Üstelik bir doktorda meclis doktorunda koronavirüs çıktığı halde ve meclis personellerinden karantinaya alınanlar olduğu halde bu hafta düşük bir katılımla, son derece düşük bir katılımla da olsa meclis çalışıyor. Ama madem meclis açıksa mecliste vatandaşın yararına düzenlemeler, yasalar çıkmalı ama görüyoruz ki bu da yok. Kredi sicil affı hala daha tüm uyarılarımıza rağmen meclise gelmedi. Aile sigortası yoksul ailelerimiz için bir kaynak oluşturacak, sosyal destek sağlayacak, geçimlerini temin edebilecek bir kaynak yaratacak olan aile sigortası hala meclise gelmedi. Ama yaptıkları tek bir şey var. İşte 14 milyarlık yandaşı kurtarma paketi. Biz şunu söylüyoruz, çiftçilerimiz için 2019 yılından kalan tarım destekleri bir an önce ödenmeli ve 2020 yılı tarım destekleri de Haziran sonuna kadar ödenmeli diyoruz. 2020 yılı için bakın çiftçi 49 milyar lira tarımsal destek hakkına sahip. Yani gayri safi kanunen çiftçinin alacağı tarımsal destek gayri safi milli hasılanın %1'inden aşağı olamaz. Bu da 49 milyar liraya tekabül ediyor. Lütfen çiftçinin hak ettiği tarımsal desteklemeleri kuruşu kuruşuna ödeyin. Onun kanuni hakkı. Yine üreticilerin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçları da faizsiz ertelenmeli. Esnafımızın kredi borçları faizsiz ertelenmeli. Sicil affı esnafımız için de, çiftçimiz için de, tüm vatandaşlarımız için çıkartılmalı. Hayvancılıkla uğraşanlara yem desteği sağlanmalı. Çiftçinin elektrik ve su borçları ertelenmeli. Yine esnafımızdan ve çiftçimizden Bağkur prim borcu olanların ödemeleri ertelenmeli. Bunların genel sağlık sigortasına borcu olan yurttaşlarımız sağlık hizmetlerinden bu süreçte ücretsiz olarak yararlanabilmeli. En azından koronavirüs salgını etkisi geçinceye kadar esnaf ve çiftçinin de Bağkur primlerinde devlet desteği sağlanmalı diyoruz. Belediyelerimiz biliyorsunuz koronavirüs salgını döneminde bir yardım kampanyası, bir bağış olayı başlattılar. Bunun sebebi özellikle ihtiyaç sahiplerine, yoksul yurttaşlarımıza ulaşmak, onların bir nebze olsun geçimlerine katkıda bulunmaktı ihtiyaç sahiplerinin. Ama bunu da engellemeye çalıştılar.
özellikle büyük şehirlerimizde. Buradaki belediyelerimizde Afyonkarahisar'da 4 tane Cumhuriyet Halk Partili belediyemiz var. İhsaniye, Dazkırı, Dereçine ve Yeşil Çiftlik belediyelerimiz. Gerçekten onlarla zaman zaman görüşüyoruz. Canla başla mücadele ediyor belediye başkanlarımız. Burada derman belediyeciliği, sosyal belediyeciliği, en iyi şekilde halka dokunan belediyeciliği anlatmaya çalışıyorlar. Onlarla gurur duyuyoruz ve bu koronavirüs salgınında da gerçekten belediye başkanlarımız kendi sağlıklarını hiçe sayarak gece gündüz demeden vatandaşa el uzatıyorlar. Vatandaşın her türlü ihtiyacını karşılamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlarla gerçekten gurur duyuyoruz ve önümüzdeki süreçte de bütün Afyonkarahisar'ın derman belediyeciliği, sosyal belediyeciliği en iyi şekilde görmesini istiyoruz. Bunun için de gerekli mücadeleyi vereceğiz. Ben buradan bütün bizi izleyen, takip eden bütün yol arkadaşlarıma, hemşerilerime sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Her daim yanınızdayız. Bu koronavirüs salgınının en kısa sürede başımızdan def edilmesini istiyoruz. Yeniden sahalarda sizinle omuz omuza mücadele etmek istiyoruz. Maalesef basında yeteri kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak yer bulamıyoruz. Biz de kendimizi sosyal medyadan anlatmaya çalışıyoruz. İşte Facebook'tan zaman zaman paylaşımlarda bulunuyoruz. Twitter'dan tweet atıyoruz. Bu şekilde canlı yayınlara geçiyoruz. Yerel basında haberlerimiz yayınlanıyor. Bütün basın emekçilerimize buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz ama maalesef tüm basın camiasında Cumhuriyet Halk Partisi olarak sesimiz yeterince duyurulmuyor. Biz de sizlere buradan ulaşmaya çalışıyoruz. Ben bütün herkese sağlıklı günler diliyorum. Bir telefon kadar uzağınızdayım. Onu bilin. Her zaman gece gündüz demeden her konuda arayabilirsiniz. Elimizden gelen, gücümüzün yettiği ne olursa, özellikle bu koronavirüs salgınında birlikte mücadele edip bu salgını beraber def edeceğiz. Hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sağlıklı günler.